Sevgili izleyiciler, İbrahim Gökçek yanımızda, bitki uzmanımız. Beklenilen an geldi. Tansiyonu konuşacağız, kolesterolü konuşacağız ve diyabeti konuşacağız. Ben de burada notlarımın arasına hemen diyabeti de ekleyeyim. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Saygılar. Saygılar bizden efendim. İbrahim Bey o kadar zarif, o kadar kibar ki her geldiğinde hanımlara yaklaşımıyla hepimizi büyülüyor açıkçası. Onu bir söyleyeyim, genellikle kamera arkası görünmediği için. İbrahim Bey, tansiyon önemli bir problem ama artık çok ilginç bir biçimde. Sadece ileri yaş hastalığı değil, gençlerin de problemi haline gelmeye başladı. Sizce bu niye böyle? Yanlış besleniyoruz. Yani bir de hareket yetersizliği var. Spor yapmıyor, hareket yok. Fast food, Amerikan tarzı beslendiği için yenen yemekler hazmedilmiyor. Akşam saatleri, geç saatlerde yenen yemekler bağırsaklarda kalıyor. Sindirilmiyor. Bu nedenle damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme başlıyor. Bu da tansiyonu tetikliyor. Şimdi mesela kolesterol, iyi kolesterol, kötü kolesterol diyoruz da daha tehlikeli olan bir şey var. O da homosistin. Yani? Homosistin, bana da bağırsak problemi olanlardan homosistin oranı diye toksik bir madde ortaya çıkar. Mesela diyelim ki et yediniz, protein var, proteinler amino asitlere dönüşür. Amino asitler tekrar hücre yapımında kullanılmak için proteine dönüşür. Bu dönüşüm sırasında artık bir madde olarak homosistin ortaya çıkar. Herkeste. Herkeste. Homosistin nedeni kolesterolün tetikler. Nedeni kötü olan kötü kolesterolü. Bu da oksitlerin nedeni kolesterolü. Bağışıklık sistemi tarafından mikrop olarak algılanır. Makrofaj denen büyük hücre var. Onu yer mikrop zanneder. Şişer, balon gibi patlar. Sönüksün sönüksün yapışkan bir madde ortaya çıkar. Homosistin. Ne? Madde. Bak bunu tetikleyen homosistin. Homosistin ne zaman ortaya çıkar? Şayet kişide ulsar veya gastrit varsa madde yeterince interesif faktör salgılayamaz. İnteresif faktör azalırsa bağırsaklar besinlerindeki vitamin, mineral, enzimi erimez hale gelir. Bu ana anahtar gibi. Nasıl ki enzimin hücrelere, glikoz hücrelere geçmesi için enzimin gerekir. Enzimin orada bir anahtar rolü var. Evet. Besinlerindeki vitamin, mineral, enzimin de bağırsaklar tarafından emilebilmesi için interesin faktörü gerekir. Interesin faktörü bir de salgılar. Kişide bir de bağırsak problemi varsa interesin faktörü azalır. Buna dolayı homosistol oranı yükselir. Sinyal olmadığı için yeterince. Yani midene bağırsaklarında problem olan kişide homosistol oranı yükselir zamanla. Ne yapar sonra o yani normalde herkeste homosistol oluşur. Bu da herkeste oluşan artık madde olması gerekir. Ama bu ne oluyor, bazı insanlarda mekanizmaları da bozuluyor da zararlı hale geliyor. Şimdi normal olarak her insanın bağırsağında katrinlerce faydalı bakteri var. Bunlar bir sürü vitamin üretir. B6, B12 ve folik asit çok önemli. Bu üç vitamin homosistini zararsız metiyonin denen faydalı bir amino asite dönüştürür. Fakat bu vitaminler azalırsa, bağırsaklardaki zararlı bakteri ve zantarlar çoğalırsa homosistin oranını minimuma çeken vitaminler azaldığı için homosistol sürekli yükselir. Bu da zamanla damarlarda yağlanma, daralma sebep olur, plaklar oluşur. Yani damarların içerisi yamalı bohça gibi olur. Evet. O da zaman içerisinde tansiyon olur. Enfona sebep olur. Diyabete sebep olur. Eğer bağın damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa yan kanamasına kadar gider. Kalp damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa kalp krizine, cinsel organlarda böyle bir patlama olursa çevresinde iktidarsızlık olabilir. Ayaklarda olursa ayak dahi çekilebilir. Gelir. Damarların içerisindeki bu sertleşme birçok problemi tetikler. Yani aslında çok basit bir mekanizmada bozukluk zincirleme çok büyük sonuçlar yaratıyor. Evet. Gastrit genel olarak basit bir gastrit yiyorsunuz. Tansiyona kadar vardırabiliyorsunuz. Kolesterol sebep olur. Bağır kanamasına tamam olarak. Damar taşı gibi hepsini birbirini tetikleyecek. Aynen öyle. Bugün bunu konuştuk. Başından beri hangi bir konuyu konuşursak konuşalım. Tıp bebeklaştık programı vücudun bütünlüğünden bahsettik. Arkasından çocuk hastalıklarını konuştuk. Aynı. Nöral terapi az önce Turgay hocamızla konuştuk. Aynı. Yani vücutta bir sistemle incecik bir bozukluk başladığı anda, küçücük bir bozukluk başladığı anda sizin dediğiniz kelebek etkisi ya da domino taşı yıkılması gibi böyle bir seyir izliyor ve büyüyor. Evet. Yani vitamin çok ve bağırsaklık faydalı bakteriler B6, B12 vitamini folik asit üretir. Evet.
kimyasal ilaç kullananlar da bu faydalı bakteri azaldığı için zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Bunlar üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğeri arıtmak için çok fazla vitamin harcar. Yani iki nedenle vitamin oranı düşer. Bir, faydalı bakteri azalıyor. İki, zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeyi arıtmak için çok yoğun vitamin harcar. Beslenmede bozuksa, dışarıdan da vitaminler destek olarak alınamıyorsa o zaman? Günümüzde insanlarımız da maalesef hep Amerikan tarzı hazır, fast food, evet, yiyecekler. Evet. İçecekler, aşırı tatlı yiyecekler, içecekler. Hamurlu şeyler hep. Mesela diyabet hastalığı Afrika'da pek gözükmez. Tansiyon gözükmez. Neden? İnsanlar zaten bir şey bulmak yine için. Sağlıklı besleniyorlar yani, doğal olarak. Az bir şey. Bunlar bulduklarını yiyorlar. Yani bu hareketleri çok. Hareket ediyorlar. Tabii. Ama mesela Amerika'da meşgulayken insanların 80-90'ı hasta. Neden? Çünkü durmadan yiyorlar. Ve aşırı, aşırı yiyorlar. İnsanlar aşırı yiyor, içiyor ve yanlış besleniyor. Ve zengin ülkelerde milyonlarca insan hasta. Diyabet hastası veya da kolesterol, kanser vesaire. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kolesterol için, kolesterola karşı harcanan haplar, parası diğer olarak Türkiye'nin bütçesine fazla. Yani önce aşırı derecede beslenme, ondan sonra beslenme, yanlış beslenmenin getirdiği hastalıklar, sonra hastalıkların tedavisi için harcanan zaman, enerji ve milyonlarca dolar, değil mi? Evet. Ülke ekonomisi gibi. Yani genel tetikleyici durumu önlemek için bağırsakları tedavi etmek gerekir. Bunun için böyle aromatik lahana suyumuz var. Erkek astik mide ve bağırsakları tedavi etmek için. Başına lahana değil, değil mi? Tabii değil. Artı bu aromatik limon suyu, bunun içerisinde 19 çeşit bitki var. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, langa, altınbaşı, otu, zeytin yaprağı gibi 19 bitkinin karışımı oluşur. Bu damarlardaki plakları çözücü, temizleyici, arıtıcı, zamanla yüksek tansiyonu, kolesterolü, dengeleyici, hatta beynin temizi, beyindeki loplar arasında plakları çözücü, kalp damarlarının açıcı özelliklere sahip, yavaş yavaş. Artı bu şifalı bitkilerle takviye edebiliriz. Mesela bu alıç. Alıç, o bildiğimiz meyvesi olan bitki mi? Alıç diye bir şey vardır, küçük, evet, kırmızı. Evet, bunun Türkiye'de tam 90 çeşidi var. Tansiyonu bu dünyada en etkili bitki. Peki alıcın o 90 çeşidinin faydalarını nasıl ayırt edecek insan? Bu alıç ve kertikli alıç. Yani onu maalesef biraz... Biz bilmeyiz. Yani biz mesela alıç diyoruz, vatandaş geliyor herhangi bir yerden buluyor alıç. Yani çayını içiyor ya pek etkili olmadı. Çünkü 90 çeşit alıç var. Lokma ve kertikli alıç en etkili olanları. Bunun da artı çiçek ve yaprağının eşit oranda olması gerekir. Yani yaprağı çok, çiçeği azsa etkisi az olur veya çiçeği çok, yaprağı az olur. Çocuk dalları da dahil içinde, değil mi? Ha, yani eşit oranda. Bizim çocuklarımızda bildiğiniz alıç mı yani? Meyvesi yenmez. Çok küçük, içi çekirdek dolu. Buna piç alış denir. Yani meyvesi yenmediği için. Anladım. Bir de yeneli var değil mi? Tabii meyvesi yeneli. Onların da etkisi var da o kadar değil. Onların etkisi çok çok az buna göre. Çok güzel. Bunun için yine başta... Çiçeğiyle birlikte toplu. Evet. Almanya başta olmak üzere birçok ülkede bunun hapı yapılıyor. Hapı damlası derecesi kalp rahatsızlığında, tansiyon rahatsızlığında. Bu her türlü kalp damar rahatsızlığı dünyada en etkili. Kalp damar için yani tansiyon, kolesterol ve şekerden kaynaklanan kalp damar rahatsızlıkları için alıç kertikli, bir de ne dediniz? Kalplu alıç, kertikli alıç. Artı öksü otu, bu yine bununla ilgili kansere dahi etkili, bununla ilgili çok büyük çalışmalar var. Bundan Lektin denen bir madde üretiyor, bir Alman firması kansere karşı ilacını üretiyor. Kadın hastalıklarında etkili, mioma, kiste vesaire etkili. Artı tansiyona karşı etkili. Hiçbir antiyasırı yok. Öksü otu. Öksü otu. Türkiye'nin hemen hemen her, yani elma, armut gibi ağaçların üzerinde parazit olarak yetişen bir bitki. Parazit. Her yerde bulunur o zaman. Her yerde bulunur. Bunun yaprağı mıdır? Yani yaprak şeklinde. Yaprak sapı. Ve sapıyla birlikte. Yaprak sapı. Kullanılacak. Bu maden gülü. Bunlar bağırsaktaki gastrit ve ülsere karşı en etkili bitki. Klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispat edilmiş. Fakat bunu 6 haftadan fazla kullanmak eğmenler için iyi değil. Çünkü cinsel gücü aşırı artırıcı özelliği var.
Bir dakika. Ve dengelimi evli çiftler 6 haftadan fazla kullanır. Kartların 6 haftadan fazla kullanırsa vegre gibi etki yapar bu sefer. Kötü değil mi? Evli çiftler, evlenmeyen çift, insanlar yani, problem bozuyor. Bak yani bu sefer der ki ben bir daha evlenmek istiyorum. Ha, o suat ağlı da almayacak diyorsun. Evlilikleri bozmayalım ama. Fazla kullanır. İnsanlar yani zaten dengini zor buluyor. Dengeyi bozmayalım. Evet, sağlam eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese atopik eksem, alerjik eksemleri sonra 95 çocuk üzerinde klinik araştırması yapmış. Alerjik eksemeyi eleştirmiştir. Neden dedim mi? Evet, bunu sonra alerjik dolanma olarak mide ve bağırsaklardan kaynaklanıyor. Bu mide ve bağırsaklardaki problemi çözüyor. Peki, şimdi bu çok özür dileyerek araya giriyorum. Lavendili cinsel gücü artırıcı özelliğe sahip atopik egzama dediğimiz egzama türü de iyileştiriyor ve gastriti iyileştiriyor. Gastritle de ilgili Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin bununla ilgili küçük çaplı bir klinik araştırması gastrite karşı etkin olduğu ispatladı. Birkaç gün önce. Bu arada yine şeyle mi, bitkinin çiçeğiyle, yaprağıyla ve sapıyla birlikte mi kurutuyoruz? Kökü hariç tamamı kullanılabilir. Kökü hariç artırıyor. Kökü hariç tamamı kullan. Ada çayı. Arpa ada çayı. Eşi ada çayımız. Evet. Bu dört bitki tansiyon, kalp damar rahatsızlığına kullanılır. Eğer ki kişide sinirsel nedenlerle kalp problemi varsa veya da sinirsel strese bağlı sinirsel nedenlerle tansiyon problemi varsa bazı insanlar herhangi bir gerilim anında tansiyonu yükseliyor veya kalp spazmı geçiriyor. Bu gibi durumlarda bu dört bitkiye altı ilaveten sinirsel rahatsızlarda lavanta sakinleştirici sarı kantarın ahalotu ibaratta manis edilmiş. Şimdi arası. Çok enteresan, siz tabii çok iyi biliyorsunuz bunu, anneler gayet iyi biliyorlar. Yeni doğmuş bebeklere hep böyle küçük küçük lavanta bahçeleri hazırlanır odasına. Evet, rahat güzel. İnsanın odasına getirilir, bebeğin odasına konulur, minik minik yastıkçıklar yapılır ya da küçük bahçeler hazırlanır minnacık minnacık. İçinde lavanta var, o demek rahatlık. Rahatlık, sakinleştirir. Aynı etki yapıcı. Sarı kantarın dünyada depresyona dahi etkilenen bir bitki. Klinik araştırmada da bu belgelenmiş. Bronkobinabadan sonra dünyada en çok satılan bitkisel ürün sarı kantarın. Mesela diyelim ki öğrenciler imtihanı hazırlanıyor, herhangi bir imtihanı ders çalışır. Fakat derse imtihan sırasında her şeyi unutabilir. Heyecandan, stresten gerilir. Eğer ki sarı kantaron çay içerse yemekten önce, imtihandan önce bu bardak sarı kantaron hiçbir heyecan olmaz. Sakin, rahat, hiçbir şey unutmaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Sakinlik, huzur derken uyku falan yapmıyor değil mi? Evet, uyku yapmaz. Sınava girerken içecek de çünkü dinç olmaz. Saturasyonunda hiçbir değişik olmaz. O kedi otu onu yapar. Kedi otu, kökü hem bana kokusu biraz hoş değil. Onun için ben pek onu kullanmıyorum. O oturma özelliğine sahip. Yani oturana çıkan bir kişi kedi otu, kedi otunun kökünü çayını içmesin. Çünkü unutabilir, başına işletebilir. Sükunat verenler çünkü bazen de sedatif etki yaparak şey de yapıyor. Kökü yapar. Ama şey doğru yok. Sarı kantaron. Sarı kantaron, lavanta, oğlotu. Bunların yine yan tesiri yok. Bunlar da bir yan tesiri. Oğlotu da sakinleştiriyor. Oğlotu da mide için, kalp için ve sakinleştirir, beyin için. Yani üç çeşit etkisi var. Ne çok güzel. Çok etkili. Hiçbir yan tesiri yok. Yani kişide stres, sıkıntı, üzüntü, depresif durumlardan dolayı, yani psikolojik durumlardan dolayı bir tansiyon veya kalp problemi varsa bunlar ilave edilecek. Artı bu bitkiler ilave edilirse çok iyi. Biz doğal şifalı eliyle ilgili bilgiler alıyoruz sizden. Bu çok önemli. Gerçekten de bütün bu kimyasallar etrafımızı sarmış vaziyette. İşte bir kere bir manyetik kirlilik alanı içerisinde yaşıyoruz. Çok şükür ki bitkiler var, çok şükür ki bitkilerin uzmanları var, bilgi sahibi olanlar var. Size çok teşekkür ediyorum. İnsanlar size her türlü ulaşırlar ama ben yine de bir web adresi rica edeyim. doğatedavi.net gotchakaktar.com bitkiseltedavi.com Gökçekdiyet.com 20 tane sitem var. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum İvan Bey. Son bir cümleyi. Tabii diyabetle ilgili buradaki şu zeytin yaprağı
eğer ki kişide diyabet tip 2 çok geç kalınmamışsa, pankreas hala fonksiyonel durumdaysa tedavi edilebilir. Zeytin yaprağı, ardıç tohumu, adaçayı gibi bitkilerle çay harmanı yapılır. Bunlar öğütülüyor, çay kaynatılıyor. Getiriyor. 2 çorba kaşığı demle konur, üzerine 1 litre kaynar su gün boyu içilebilir. İçilebilir. Çok teşekkür ederim.